Merhabalar. Bu bizim Güney Kore'deki ikinci haftamız ve aynı zamanda ikinci hafta sonu gezimiz. Evet. Şu an Hwadam Botanik Bahçesi'ndeyiz. Ve burasının oldukça ünlü bir yer olduğunu duyduk. Hava mis gibi, güneşli, yaklaşık 20-22 derece. Buranın aslında en güzel havasındayız şu anda. Kesinlikle. Burası aslında kış döneminde kayak pisti olarak kullanılıyor. Fakat sonbahar ve yaz döneminde ve ilkbaharda sanırım insanların gezmesi için bir botanik bahçe olarak kullanılıyor. Zaten arkamızda gördüğünüz renkler sonbaharın bütün renklerini içinde barındırıyor. Ve burası da zaten en popüler olduğu dönem Eylül ayının sonu, Ekim ayının başları gibi. Ekim ayının ortasında da burası gerçekten çok kalabalık oluyor. Şu ana kadar gördüğümüz manzaralar gerçekten çok güzeldi. Buraya TLC'ye çıktık. Buradan sonra da monorail dedikleri bir ulaşım aracına bineceğiz. Ama 2 saat sonrasında randevu aldık. Şu an 2 saatimiz var. Burayı önce yürüyerek gezeceğiz. Daha sonra monorail'de parkın bütün çevresini dolaşacağız. Bu arada küçük bir trik yaptık. Çünkü online'da asla yer yoktu. Biz dedik ki binelim gelelim buraya. Evet. Yer bulabilirsek gireceğiz. Bulamazsak artık gördüğümüzle kalacağız. Yani gözümüzü kararttık. 1,5 saatlik yol yaptık buraya kadar. Neyse ki buradaki ticket alma yerlerinden bulabildik o bahsettiğimiz. Evet, kontrardan bulabildik. O da bizim şansımız oldu. Aldık. Aşağıda TLC'ye nasıl bindik, buraya nasıl çıktık onları hep beraber görelim. Şimdi TLC'ye bindik. Şu an yukarı doğru tırmanıyoruz. Çok sakin bir şekilde. Etraf bir anda sessizleşti. Evet. Aşağıyı göstereyim. Şu an botanik bahçenin üst taraftaki girişine gelmek üzereyiz. Ağaçların renginden de anlaşıldığı üzere bu sonbahar zirveye ulaşmış. Kısa yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi ineceğiz. Geride çok renkli ağaçlarımızı bıraktık. Birazdan ineceğiz ve botanik bahçeye gideceğiz. Gidelim. Oho. Biraz buraya girişimizden bahsetmek istiyorum. Arabayı park ettikten sonra yaklaşık bir 300 metre kadar yürüyüp telesiyecin olduğu yere vardık. Buradaki telesiyecin ücretli mi yoksa ücretsiz mi, online mi yoksa değil mi olduğunu bayağı bir yürüyüşten sonra çözebildik. Meğer ücretsizmiş. Burada bilet alınan yerlere kadar sizi çıkartıyor. Daha sonra burada bilet alma yerine giriyoruz. Biz online bilet alamamıştık çünkü fully book görünüyordu bütün internet sitesinde. Buraya gelip şansımızı denemek istedik. Amacımıza ulaştık. Buradan biletimizi aldık, içeri girdik. Şimdi biraz manzaraların videosunu, fotoğrafını çekiyoruz. Hava çok güzel ve gezimiz yeni başladı. Yine bir yokuşun başındayız. Şöyle şuralara tırmanacağız. Burası yarı dikey bir bahçe. Yaklaşık 45 derece eğimli. Ama içerisinde çok fazla değişik bitki türü var. Şimdi yokuşun başındayız. Yokuşu tırmandığımızda nefesimiz de durumda olacak. O zaman tekrar görüşürüz. Nasıl gidiyor tırmanış? Güzel. Şimdi botanik bahçesinin içindeki çiçek bahçesine geldik. Arkamızda rengarenk çiçekler var. Çok güzel kokuyorlar. Şimdi biraz burasını gezeceğiz.
Kucaklayıp. Kilometrelik parkurun tam olarak yarısındayız ve en üst noktasındayız. 2 kilometresini tırmandık. 2 kilometresinde biraz da işe geçeceğiz. Şu an biraz dinleniyoruz. Bonsai ağaçlarının olduğu bahçeye doğru gidiyoruz şimdi. Gerçekten çok çeşitli ağaçlar var. Şu an çam ağaçlarının olduğu bölümdeyiz. Acayip bir çam sakızı kokusu. Şelale gibi bir kutu var burada. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Şu an çünkü inişteyiz. Evet, yokuş aşağı çok güzel değil mi? Yokuş aşağı harika. Ama saçma işte birazcık dağıldı galiba. Mümkün. Ah. Çam ağaçları gerçekten çok güzel kokuyor. Yolun yarısından çoğunu geldik. Neler hissediyorsun? Çok iyiyim. Böyle ciğerlerimiz oksijenle doldu. Onu hissediyorum. Yaklaşık bir 20 dakika sonra biz monorail'e bineceğiz. Bu sefer bütün bahçeyi onunla dolaşacağız. O ne kadar sürüyor bilmiyorum. Kaç dakika sürüyor? Ben de emin değilim ama toplamda yaptığımız tur şu an 4 kilometre. Monorail turu da yaklaşık 4 kilometre olacak. Tabii biz şu an bunu yayan tırmandık. Toplamda yaklaşık 2 saat sürdü mü? Şu an 1 saat 20 dakika, 25 dakika falan oldu. Bitişiyle beraber 2 saat olacak. Tırmanışımızın sonuna geldik. Şimdi aşağı inmek üzereyiz. Çok az kaldı aslında. Ama öyle bir fotoğraflama yerleri yapmışlar ki her seferinde diyoruz ki tamam şimdi hızımızı alalım aşağı doğru gidelim. Ama yok. Yine fotoğraf çekilmek için duruyoruz. Ama güzel spor yaptık. Çok güzeldi kesinlikle. Hem tırmanma hem inme. Şimdi 16.44'te aldığımız monorail biletinin sırasına girdik. Onu yakaladık ama son dakikada yakaladık. Şansımız varmış diye. Şimdi onunla bineceğiz bakalım. Biraz da oradan çekim yaparız. Şimdi monorail'e bindik. Harika bir manzara var arkada. Bütün yürüdüğümüz yolları şimdi monorail'le beraber gezeceğiz. Bu sefer o kadar da kaçırdık ama. Evet, şu an her şey çok güzel.
Botanik bahçe gezimizin sonuna geldik. Tüm turu tamamladık. Monorail'a bindik. Onunla da gezdik. Şimdi artık eve dönüş zamanı. Yaklaşık 2 kilometre tırmandık. 2 kilometre de aşağıya indik. Daha sonrasında bu 4 kilometrelik parkuru bir de monorail'le turladık. Her iki yerden de farklı videolar var. Umarım beğenirsiniz. Biz çok eğlendik. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel.